Bugün de Mantra Pub'ın bahçesindeyiz. Abi pub sonradan açıldı ama bu senin aklında vardı galiba. Biraz dünya değişmeden bahsetsene. İsmi nereden çıktı? Nereden geldi aklına? Dünya değişmeden tabii günümüzdeki şartlara çok uygun bir isim oldu. Ama ilk başta biz böyle şeyleri hayal etmiyorduk. Dünya değişmeden çıkış noktası şu. Ben daha lise dönemlerinde seyahat etmelere başladım. Sırt çantasıyla birçok coğrafyaya gittim. Ve zaman içerisinde bir şeyi fark ettim. Her gittiğim coğrafya, farklı dönemlerde seyahat ettiğimde değişiyordum. Bazen değişen coğrafya oluyordu, bazen değişen ben oluyordum ama her seferinde algım farklılaşıyordu. Dünya değişmeden esasında aynı suda iki defa yıkanılmaz felsefesi üzerinden kurduk. Her zaman değişim olacak. Ha tabii bu son dönemlerde değişim gitgide hızlandı. Ve ne yazık ki dünyanın birçok yerinde gelenekler, kültürler küreselleşmenin etkisiyle yok olmaya başladı. Biz de bu yok olmak üzere olan kültürleri en azından kayıt altına alalım, görelim, anı heybemizde toplayalım diye yola çıktık. Peki kimlerden etkilendin abi? Ya tabii beni etkileyen çok insan var. Hepimiz hayat boyu bir şekilde evriliyoruz. Ve karşılaştığımız, tanıştığımız her insan iyi de olsa, kötü de olsa bizim hayatımıza bir katkı sağlıyor. Ama ilham kaynaklarımdan bahsedecek olursak herhalde en başta Jules Verne'in ismini telaffuz etmem lazım. Çünkü Jules Verne'in kitaplarını ilkokul çağlarında okuduğumda Jules Verne'in hayalleri, o zaman da düşünülmesi imkansız şeyleri düşünmüş olması beni gerçekten çok etkilemişti. Tabii o dönem ailemle beraber yaptığımız seyahatler, hem Türkiye'nin birçok kısmını bir de ufak bir Avrupa seyahati yapma şansım olmuştu. Avrupa seyahatine gitmek beni gerçekten çok etkilemişti kültürel olarak. Çünkü daha o yaşlarda çok ufaktım ama aklımda kalınan anılara bakıyorum. Hani yola çıktığımızda sınır geçiyorsun, farklı lisanlar konuşuluyor. Hani daha o zamanlar Türkçe dışında bir lisanın bilincinde bile değildik. Yani siyah beyaz televizyonların olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Benim herhalde en fazla iz bırakan anılarımdan birisidir. Sonra tabii ki Galatasaray'ın bana verdiği kültür, Galatasaray vasıtasıyla turizmle tanışmış olmam beni etkiledi ve ilham verdi. Tabii bizim önümüzde bizden önce bu işleri yapmış çok değerli insanların olması. Mesela Barış Manço, 7'den 77'ye programı hepimizin hayran olduğu bir programdı. 80'li yıllar haberleri izlerken o habercilerden işte savaş muhabirleri Coşkun Aral, o zamanki Savaşay. Ama herhalde dünya değişmeden de en çok iz bırakan ilham kaynağı 90'lı yıllardaki haberci programı olmuştur. Haberci programı esnasında gördüğümüz Coşkun Aral'ın, Gökhan Aca'nın yaptığı o seyahatler bizi gerçekten çok etkiledi. Bu rotaları neye göre nasıl belirliyorsunuz? Şimdi benim için gidilen yer değil, gittiğin yerde yaşadığın şey önemli. O yüzden de bir yere gidiyorsam, bir destinasyona tur düzenleyeceksem, hani sadece çentik atmak için ben tur düzenlemem. Gideceğim coğrafyada ilk başta neler yaşanabilir, hangi deneyimler bana iz bırakır, onun peşinde koşarım. Deneyimleri belirleyip o deneyimlere göre de rotayı tasarlarım. O yüzden bizim bir sürü programımız senede bir defa düzenlenir. Yani ikinci defa düzenlenmeyen bizim programlarımız var. Bunun sebebi doğru zamanda, doğru yerde olup doğru deneyimi yaşamak. Peki abi ben biraz araştırdım. Kuruluş tarihi 11 Eylül. Yani bu bilerek koyulmadı herhalde, değil mi? Ya 11 Eylül çok komik bir hikaye. Biz 11 Eylül'ü bilmiyorduk. Yani gerçi 11 Eylül tarihi herhalde dünya değişmedeni çok güzel uyan bir tarih. Ama bunu bilerek yapmadık. Temmuz ayı gibi işlemler başladı. Ağustos'a saktı. Terslikler oldu. Bir türlü ilerlemedi. Eylül'ün başında kurulduk. Hani ama ben açıkçası kurulduğumuz tarihin hangi gün olduğuna bile çok dikkat etmemiştim. İşte üzerinde 2 sene geçti. Bu 2 sene esnasında çok keyifli dostluklar oluştu. Bir yol arkadaşlığı kavramı oluştu. Bizle beraber hayatı paylaşan insanlarla ya biz bununla ilgili bir kutlama yapalım artık dedik. Ve ikinci senemizde bir kutlama yapmak istedik. Ve o zaman gördük ki tarih 11 Eylül. Çok güldüğümüzü hatırlıyorum o zaman. Ondan sonra da geleneksel olarak her sene 11 Eylül'de kutlamalar yaptık. Pandemi öncesi son kutlamamız Van'da olmuştu. Daha doğrusu Doğu Beyazıt'ta olmuştu. Bizimle aynı günde doğmuş bir hikaye daha var. O da işte Ara Güler Üstad'ın dünyaya tanıttığı Nuh'un gemisi.
Esasında Nuh'un gemisi temel olarak da bize gerçekten çok hikaye olarak uyuyor. Çünkü Nuh'un gemisi hani herkesin aynı gemide olması, bir şeyi paylaşma durumu olarak da ben algılıyorum. İşte 2019'da çok güzel bir kutlama yapmıştık. Pandemi biter bitmez ilk 11 Eylül'ü tekrar Nuh'un gemisi, yeniden doğuş olarak Nuh'un gemisinde kutlamayı düşünüyoruz. Yol arkadaşlarından bahsettin. Yol arkadaşı çok önemli bir şeydir seyahatlerde. Bunlar nasıl seçiyorsun, nasıl belirleniyor? Şimdi hani biraz önce şey demiştim, nereye gittiğin değil ne yaşadığın önemli. Ne yaşadığını tasarlayabilmek için de kimle beraber gittiğin önemli. Bir restorana gittin, restoranda aynı masada, bir bara gittin, bir yerde eğlenmeye gittin, aynı masada oturduğun insanlar seninle aynı kültürde bir hayatı paylaşabileceğin, zevk alabileceğin, o anı birlikte mutluluk yaşayabileceğin insanlar olması gerekiyor. Yoksa o gecen kabusa döner. Hani hiç tanımadığın ve seninle aynı frekansta olmayan insanlarla. Seyahat de böyledir. Hatta seyahat de bu daha önemlidir. Düşünsene bir hafta, 10 gün, bazen 15 gün, bir ay veya daha uzun seyahatlerim de oldu. Bu seyahatlere gittiğin zaman yanında seninle beraber bu anıları paylaşacak insanlar çok önemli. Yol arkadaşı benim için farklı olabilir, senin için farklı olabilir. Senin kültüründeki yol arkadaşıyla benimkinin aynı olması gerekmiyor. O yüzden ben derim ki seyahatleri özellikle giderken kendin gibi olanlarla gitmelisin. Aynı hayalleri, aynı beklentileri olanlar. Mesela kitle turizmiyle bir yere gittiğin zaman biniyorsun otobüse 50 tane adam var. Onların çoğunu tanımıyorsun bile. Ama seninle aynı frekanstaki insanlarla seyahat ettiğinde o seyahat gerçekten unutulmaz olabiliyor. O yüzden de mesela seyahatlerden sonra iletişimlerin devam etmesi ve güzel dostlukların kurulması da önemli. Peki abi, süreçte bir sürü rota gezdin. Bunların içinde ne gibi anılar yaşandı? En enteresan anın mesela nerede gerçekleşti? Neydi? Tabii belli bir destinasyon sayısını geçtikten sonra kıyaslama yapamıyorsun. Yani o konuda çok şanslıyım. Çok fazla yere gidip çok fazla anı biriktirme şansım oldu. Heybem gerçekten bu konuda çok doludur. Ama mesela hani her ülkenin kendisine özel hikayeleri de vardır. Mesela pandemiden hemen önce, daha 2020 Ocak ayını sayayım sana, sadece Ocak ayında, Ocak-Şubat ayında yaşadıklarımızdan hayatın nasıl esasında dolu olabileceğini anlayabilirsin. Mesela Ocak ayında Batı Afrika'daydık. Voodoo Festivali'ne gittik. Yani Benin'de o Voodoo kültürü, Voodoo'nun o insanların oradaki bizden çok daha farklı algılarla oluşmuş yaşam tarzı, işte ritüellere katılmak, en komik şeydi mesela, biz burada kimseye boyun eğmeyiz diyen insanlarız. Benin'de gidiyorsun, orada bir sürü kralla karşılaşıyorsun. Her seferinde kralların önünde secdeye yatıyorsun. Hani bu mesela normalde hayatta kabul etmeyeceğin şeyleri bazen oradaki durumlarda kabul edebiliyorsun. Gana'da bir cadılar köyü vardır. Cadıların sürgüne yollanmış olduğu bir köy. Bunu bir başka bir videoda anlatayım mesela. İşte Tamberna halkı vardır Togo'nun kuzeyinde. Hani Burkina Faso sınırında çok enteresan hikayeler var. Hani o coğrafyada sadece bir hafta 10 günde yaşadıklarımız bile bütün pandemi sürecinde yol arkadaşlarımızla hala o sohbeti devam ettirmeye yetti. Daha o bitti, arkasından Senegal'e gittik. İşte Senegal'de yaşadıklarımız, Gambiya'ya geçtik, Guinea-Bissau'ya geçtik. O Guinea-Bissau'daki karnavala katıldık. Yani gerçekten çok, bir buçuk aylık bir süreç bile gerçekten çok hareketli geçmişti. O yüzden her ülkeye gittiğinde bir şey var. Hani Yunanistan'da mesela bizim Tırnavos karnavalı. İnanılmaz heyecanlılarım. Çok keyif aldığım yerlerden, güzel anılar biriktirdiğim yerlerden birisidir. İşte Fransa'da, tabii ki Fransa'nın her yanı ayrı bir derya ama o çingene buluşması bence unutulmaması gereken detaylardan birisidir. Bolivya'ya gidersen Tuz Çölü, Güney Amerika'nın en güzel deneyimlerinden birisidir. Kolombiya, en sevdiğim ülkelerden birisi. Yani saydıkça bitmez, gerçekten bitmez. Veya bir Moğolistan'da özellikle bu Yolun Açtığı Kapılar kitabını yazarken bu gittiğim Moğolistan seyahatinde şamanlarla yaşadığım deneyimler çok etkileyiciydi. Yani o kara şamanla yaşadığımız, Taylan'la beraber yaşadığımız deneyimler de çok etkileyiciydi. Yani gerçekten konuştukça aklıma geliyor, boşuna anılarla doldurmayayım o kadar da. Peki abi, pandemi demişken, pandemiden sonra bizi nasıl bir dünya bekliyor? Dünya değişecek mi sence? Şimdi dünya tarih boyunca her zaman değişti. Şu anda da değişiyor. Bundan sonra da değişmeye devam edecek. Biz tabii dünya tarihinin, hani insanlık tarihini geçin, dünya tarihinin hani saniyesini, salisesini ancak görebilecek durumdayız.
Dünyada her zaman bir değişim var. İnsanların sosyal yaşamında da her zaman değişim var. Hani 13. yüzyılda, 14. yüzyılda, 15. yüzyılda, 19, 20, 21 her yüzyılda hayat esasında çok ciddi anlamda değişiyor. Mesela şu içtiğimiz çay kahve. Çayın bizim hayatımıza girmesi 20. yüzyılda başlıyor. Günümüzde Türkler dünyanın en çok çay tüketen milleti. İşte kahvenin hayatımıza girmesi. Ondan önce işte çikolatanın, kakaonun, işte tütünün, hayatımızda karabiberin her yeni bir hikaye girdiğinde insanlık tarihi, insanların sosyal yaşamı değişiyor. Şu anda da değişti. Değişmeye de devam edecek. Bence burada önemli olan dünyanın şu anda en büyük riski ağır şekilde küreselleşmesi, her şeyin birbirine benzemesi. Yani dünyada herkes hamburger yemeden önce biraz farklılıkları yaşamak, o deneyimleri anılarımızla, heybelerimizle biriktirmek gerektiğini düşünüyorum. Peki abi, çok teşekkürler.